Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, ya alim ol, ya müteallim ol. Müteallim talebeye deniyor, ilim talebesine. Ya onları seven ol, ya onlara tabi olan ol. Onların peşinden git. Beşincisi olma, helak olursun. Dedim ki, ravi diyor ki, Hasan'a dedim ki, yani Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh dedim ki, beşincisi nedir? Dedi ki, bidat sahibidir, bidat ehlidir. Yani beşinci olma. Demek ki, bunlardan birisi olursan bidata düşmezsin. Anlaşıldı mı? Böyle yeni yeni şeyler oluyor ya, dinde ortaya çıkıyor. Bu tehlikelere düşmezsin. Alim olursan ya da alimden öğreniyor olursan, ilime öğreniyor olursan, alimleri seversen ve onların peşinden gidersen. Evet. Allah hepimizi bu dört zümreden eylesin. Yani bunların dördünden biri olmak lazım. Ha şimdi, yani mutlaka ya öğretici ya öğrenici olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak sevelim. Alimleri sevelim muhteremler. Alimlere nefret dine nefrettir. Unutmayalım. Alimlere ihanet etmek dine ihanettir. Çok tehlikelidir bu. Kalbimizde alimlere karşı her zaman ne tutacağız? Muhabbet, sevgi. En aşağı derecesi bu. Hiç olmazsa bir şey yapamıyoruz. Yanlarına gidip öğrenemiyorsak dahi kalbimizde onlara karşı muhabbet olması lazım. Alimlere karşı asla nefret olmaması lazım. Maalesef muhteremler, Müslümanlar arasında alimlere karşı nefret, kendi büyüklerine karşı bile nefret. Anlaşıldı mı? Böyle şeyler başladı. Geçmiş ulemaya karşı nefret. Anlaşıldı mı? Büyük büyük din alimlerine, imamlarına karşı nefret. Yavaş yavaş burada okuduğumuz, Hayat-ı Sahabe'de okuduğumuz tehlikelere düşmeye başladık muhteremler. Anlaşıldı mı? Allah muhafaza. Evet. Şimdi Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh bakın ne diyor. Dimeşk ehli. Şam, biliyorsunuz ki Suriye'nin başkenti nedir? Şam'dır bize göre. Türkler diyor ki Şam. Halbuki orası Arapça nedir? Dimeşk'tir. Anlaşıldı mı? Oranın halkına şöyle dedi. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh büyük sahabi ve büyük alimdi kendisi. Bakın ne diyor. Ey Dimeşk ehli. Sizler dinde kardeşsiniz. Ondan sonra mahallede evlerinizde komşusunuz birbirinize. Düşmana karşı birbirinizin yardımcısınız, ensarsınız. Düşmana karşı ensar. Şimdi diyor, soruyorum size. Beni sevmenize ne engel oluyor? Niye bana karşı böyle soğuk ve bu şekilde uzak duruyorsunuz? Yani kalbimizde bir sevgi göremiyorum. Sevgi olsa onun alametleri de olur. Neden böylesiniz? Bakın düşün, bunu tespit ediyor ve onlara soruyor. Şefkatle soruyor. Yani size ne oldu? Benden uzaklaşmanıza, benim yanıma gelmemenize, ilim tahsil etmemenize sebep nedir? Söyleyin bakalım. Kalbinizde niye sevgi yok? Ondan sonra söylüyor. Acaba şundan mı, şundan mı? Bakın. Diyor ki benim geçimim, nafakam sizin üzerinde değil ki. Hani sıkıldınız artık, bu kadar para veriyorsunuz, işte efendim yemek getiriyorsunuz da ya bu da amma yük oldu bize hoca. Anlaşıldı mı? Böyle bir şey yok ki. Ben diyor kendim, yani nafakamı kendim kazanıyorum. Size bir yük olmuyorum yani. E peki nedir sizin bu derdiniz o zaman? Görüyorum ki alimleriniz yavaş yavaş gidiyor bu dünyadan. Azalıyor. Cahilleriniz de öğrenmiyorlar. Görüyorum ki sizler Allah Celle Celaluhu'nun kefil olduğu rızkın peşine düşüyorsunuz. Yani onun hakkında böyle endişelisiniz. Ve size ne emredildiyse onu terk ettiniz. Peki dünyanın peşine düştünüz. O halde dinleyin. İyi dinleyin. Sizden önce kavimler geçti. Onlar çok sağlam evler yaptılar, binalar yaptılar. Çok mal biriktirdiler. Çok uzun uzun emeller, planlar, projeler yaptılar. Şimdi ise onların binaları, apartmanları, evleri kabir oldu. Anlaşıldı mı? Başlarına yıkıldı, kabir oldu. Onların uzun uzun yaptıkları planlar, yatırımlar yapacaklardı, projeler, onların hepsi boşa çıktı.
Ve onların biriktirdiği mallar, anlaşıldı mı, hepsi helak oldu. Onların sadece malları değil, kendileri de, toplulukları da helak oldu. O halde iyi dinleyin. Sizler Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin. Muhakkak alim ve müteallim, yani öğreten de öğrenen de, ecir de eşittir. İkisi de eşittirler. Bu ikisinin dışında kalanlarda hayır yoktur. Muhterem kardeşler, bu çok büyük bir söz yani. Bu ikisinin dışında kalan da hayır yoktur. Bundan ne anlıyoruz biz? Yani şimdi biz kendi kendimizi ölçelim. Biz şimdi öğretici miyiz, öğrenici miyiz? Bunun dışında kalmak yok. Ya öğretiyor olacağız dini, ya öğreniyor olacağız. Bu ikisinin dışında kalmak yoktur. Onun için muhterem kardeşlerim, kendimiz eğer dışında kalmışsak, herhangi bir dünyevi sebepten dolayı, mazeretten dolayı neyse, kendimizi bu sınıflara sokalım muhteremler. Anlaşıldı mı? Yine aynı rivayet devam ediyor. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh Dimeşk ehline dedi ki, Şam ehline dedi ki, sizler şuna razı mısınız ki, sizler yıllarca buğday ekmeğini yiyorsunuz. Buğday ekmeği yiyorsunuz ve bundan doyuyorsunuz. Ama sizin meclislerinde Allah zikredilmiyor ya. Allah'tan bahsedilmiyor. Hep dünya konuşuluyor. Ey Dimeşk ehli, siz buna razı mısınız? Evet. Sizin ne oluyor ki? Ülemalarınız gidiyorlar, cahilleriniz öğrenmiyorlar. Yani din öğrenme işi bitti. Eğer alimleriniz isteseydi, onlar sayıları artardı. Cahilleriniz de arasalardı, ilmi mutlaka bulurlardı. O halde sizler üzerinize düşen farzları yerine getirin ve bu şekilde bunlara riayet ederek rızkınızı temin edin. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki bir kavim helak olduysa ancak arzularına ittiba ettikten, nefsaniyen arzularına tabi olduklarından dolayı helak oldular ve bir de kendilerini temize çıkardıklarından dolayı. Anlaşıldı mı? Yani bir şey söylüyorsun. Diyor ki efendim biz iyi insanlarız. Anlaşıldı mı? Hep kendilerini temiz tutuyorlar. Bizim milletimiz böyle. Biz böyleyiz. Ben böyleyim. Anlaşıldı mı? Ben biliyorum. Hep kendini temize çıkarıyor. Ben günahım yok. Bu şekilde kendini temize çıkararak insan ne oluyor o zaman? Muhterem kardeşler, bakın insan ne zaman ben biliyorum derse o ilim öğrenir mi? Anlaşıldı mı? Ben iyi adamım derse o adam tövbe eder mi? Anlaşıldı mı? O halde muhteremde tezkiye yok. Kendimizi tezkiye etmeyeceğiz. Hiçbir zaman. فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Kendinizi tezkiye yapmayın. Kendinizi temize çıkartmayın. İnsanların yanında ben temizim, benim kalbim temiz. Ben böyleyim bu şekilde söylemeyin. Evet. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh yine buyuruyor ki ilim kalkmadan önce ilim öğrenin. Çünkü ilmin kalkması alimlerin gitmesiyle olur. Alimler gider, ilim bu şekilde yeryüzünden silinir. Alimler bir alim ve müteallim ecirde, sevapta yani eşittir. İnsanlar iki kısımdır. Ya alimdir ya müteallimdir. Talebedir yani. Bunun dışında olanlarda hayır yoktur. Yine başka bir rivayette Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki bir kimse sabahleyin mescide gitse ve orada hayır öğrense veya öğretse, hayır dedi din yani, dini öğrense veya öğretse, onun için Allah yoluna çıkan savaşan bir mücahit ganimetle döndüğü zaman, bir gazi yani, Allah yoluna çıkmış, savaşmış, sonra dönmüş, ona ne kadar ecir veriliyorsa Allah Celle ona da o kadar ecir verir. O mücahidin ecrini verir. Evet. Önceleri ilim mescitlerde öğreniliyordu. Onun için burada mescidi söyledi. Medrese demedi. Çünkü ilim mescitlerde gidip alınıyordu. Onun için mescide gidip orada ilim halkalarına oturup ilim tahsil edip gelen insanlar söylüyor. Bu kadar büyük ecri var. Muhterem kardeşler, bakın sahabe-i kiram ilme ne kadar değer veriyorlardı. Anlaşıldı mı? Çünkü bilmeden muhterem kardeş nasıl amel yapacağız? Yanlış bilirsek yanlış amel yapacağız bu sefer. Onun için namazı, orucu, zekatı, diğer amelleri, anlaşıldı mı? Muaşerat, nasıl yaşayacağız? Haram nedir? Helal nedir? Anlaşıldı mı? Nasıl kazanacağız? Nasıl harcayacağız? Bütün bunları öğrenmemiz gerekir. Yoksa muhterem kardeşler bir de farkında olmadan ne olur? Haram lokma yeriz,
Kıldığımız namazlar da kabul olmaz. Yaptığımız dualar da kabul olmaz. Onun için ulemaya gideceğiz biz. Soracağız. Onlarla irtibatımız olsun. Devamlı irtibatımız olsun. Kopmayalım. Soğumayalım muhteremler. Onlar irtibatımız olsun. Soralım. Ben bir dükkan açıyorum. Acaba bu helal mi haram mı? Ben bu para kredi alıyorum. Borç alıyorum. Bu şekilde borç alıp vermek helal mi haram mı? Soralım. Ben bir ev yapıyorum. Bu evi yapmam veya bu arabayı böyle almam düzgün mü değil mi? Bunu soralım muhteremler. Çocuklarımızın boğazından haram geçer yoksa. Ondan sonra deriz ki bu çocuğa ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bu niye itaat etmiyor? Bu niye namaz kılmıyor? Anlaşıldı mı? Çünkü bizim kazandığımız yanlış işler, yaptığımız yanlış işler çocuklarımıza sirayet ediyor. Onun için muhteremler mutlaka bizler ne yapalım? Biliyorsak bunu öğretelim. Allah bize ilim verdiyse bunu öğretelim. Ondan sonra bilmiyorsak muhteremler öğrenelim. Sakın bunun dışına çıkmayalım. Yani Mevlana Zekeriya rahmetullahi aleyh, biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en büyük muhaddislerinden birisidir. Hep Fezail Amel'i okuyorsunuz işte onun yazarı. Ne dedi? Hiçbir zaman kendine hoca demezdi. Dedi ki ben talebeyim ve talebe olarak ölmek istiyorum. Bunun için Allah'a dua ediyorum ki ben talebe olarak öleyim. Ya o yaştaki insan hala talebe olarak ölür mü? Yani onu düşünün yani. Bu kadar büyük insan hala talebe olmak istiyor. Ama biz doyduk. Biz hiç olmak istemiyoruz. Bizim vaktimiz yok efendim. Bizim böyle dizimizi kırıp da bir hafızın önünde oturup da elem tereden aşağı düzeltmeye zamanımız yok. Biz doyduk. Ama o adam doymamış hala. Çünkü tadını aldı, onun için doymuyor. Biz tadını bile tatmadık ki nasıl bir şey bu? Onun için muhteremler mutlaka bunu yapalım yani. Biz muhtacız ya. İlim beşikten mezara kadardır yani. Beşikten mezara kadar. Çocuklarımızı gönderiyoruz okusunlar diye hocanın yanına. Biz gitmiyoruz. Beşiktekiler gidiyor ama mezara yaklaşanlar gitmiyor. Biz daha çok muhtacız. Mezara gidiyoruz ya. Yaklaştık ya. Onun için muhteremler vakit ayıralım. Hepimiz niyet edelim muhteremler. Haftada bir olabilir, günde bir olabilir. Az az vakit mutlaka mahallelerimizde, köylerimizde olan ulemanın yanına gidip, meclislerine girip oturalım. Onlar irtibatımız olsun. Bizim bu davet çalışması muhteremler, alimlerle irtibatımız olmadığı müddetçe asla ilerlemez. Asla ilerlemez. Anlaşıldı mı? İlerler gibi gözükür fakat bir yerde sekteye uğrar. Bizim bunu ben söylemiyorum. Bizim büyüklerimiz söylüyor. Anlaşıldı mı? Allah Celle Celaluhu cümlemize aynı şekilde alimlerin yanına gitmek, onların yani ilim tahsil etmek, istifade etmek. Biz sadece ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ziyaret. Bizim şimdi adetimiz ne? Bir yere gittik, önce hocayı ziyaret, önce bunu ziyaret. Sadece ziyaretle olmaz bu iş. Ziyaret yapacağız ama bu değil yani asıl mesele. Onların istifade etmek lazım. Allah Celle Celaluhu cümlemize onlardan hakkıyla istifade etmeyi, bu şekilde dinimizi öğrenmeyi ve öğretmeyi hepimize nasip eylesin. Subhanallah.